Aziz milletim, kıymetli bakanlar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla duyguluyum. Ardından meclis binamıza geldik. Hemen yanımızdaki birinci meclis binasında başlayıp 1924 yılından itibaren bu binada süren büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Bu toplantıyı orada yapmadık. Zira hem mecliste sayı itibariyle koltuk adedi az, burası ise ancak yetiyordu. Ve bir diğer özelliği de birinci meclis başlangıçtı, burası devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında milletimizin şahitliğinde atıyoruz. Meclisin açılışı için cuma saati bu mübarek günün bereketinden ve feyzinden istifade edebilmek amacıyla seçilmişti. Biz de yine bir mübarek cuma günü aynı hissiyatla burada toplandık. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımadığımızı belirterek sözlerime başlıyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, birinci meclisimizin ve devletimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm milletvekillerimizi, komutanlarımızı, askerlerimizi 7'sinden 77'sine, erkeğinden kadınına tüm kahramanlarımızı tazimle, rahmetle yad ediyorum. Ruhlarına gelin birer Fatiha okuyalım. Anadolu'nun kapılarını ebedi yurdumuz olarak açtığımız Malazgirt'ten bugüne kadar dini, devleti, bayrağı, vatanı uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bilhassa son yıllarda sınırlarımızın içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarıyla 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret temenni ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz geldi, çattı ve ikinci yıl inşallah 81 vilayetimizde anma törenlerimizi Ankara başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve bu ikinci yılı da gerçekten unutulmaz hale getireceğiz. Birinci meclis gazi bir meclisti. Şu andaki meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. İlk meclisten bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Aynı şekilde yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz de bildiğiniz gibi gazi bir mekandır. Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını aradan geçen 1000 yılın ardından yine aynı inançla, aynı azim ve kararlılıkla savunuyoruz.
ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyorum. Onun için duyguluyum. Onun için bu duygusallığımı hoş görün. Dün bu sıralarda devleti kurtarmak ve istiklali sağlamak için bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmenin kararlılığıyla buradayız. Evlatlarımızın da 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirdiklerinde milletimiz de sevinçlerini yine burada, bu çatı altında paylaşacaklarına inanıyorum. Kardeşlerim, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninde de belirttiğim gibi Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Bu yeni başlangıcın amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltme idealimize daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. Meclisimiz en iyi kanunları çıkartacak. En iyi yasama faaliyetlerini yürütecek. Buna inanıyorum. Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak. En iyi yürütme faaliyetlerini gerçekleştirecek. Buna inanıyorum. Yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde adaletin tecellisi için çalışacak. Buna da inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız, iş dünyamız, esnafımız, sanatkarımız, sporcumuz, sanatçımız, velhasıl milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine getirecek ve böylece Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz durdurak bilmeden çalışacağız. Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Buna inancımız tam. Bu bedel kimi zaman Çanakkale'deki gibi topyekün ölümün üzerine yürümektir. Bu bedel kimi zaman İstiklal Harbi'nde olduğu gibi küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Bu bedel kimi zaman darbelere, vesayete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz. İşte bu anlayışla 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bu dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek devletimizi payidar kılmakta, milletimizin mutluluğunu ve refahını artırmakta kararlıyız. Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun çıkarlarının önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız milletimizin istediği de işte budur. Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle birlikte aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, kardeşlerim, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var. Peki karşımızda kim var?
Karşımızda terör örgütleri var. Onları destekleyen güçler var. Karşımızda ülkemizin büyümesinden, gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Karşımızda yaptığımız yatırımları azmedemeyen, bunun için her birine bir kul takmaya çalışan sinsi rakiplerimiz var. İçeride ve dışarıda. Karşımızda maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. Karşımızda kendi halklarına sağlayamadıkları demokratik ve ekonomik imkanların ülkemizde yaşanmasını geleceklerine tehdit olarak görenler var. Bugüne kadar hep dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği yanımızda olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit, kazanamayacağımız mücadele yoktur. Bunun için her fırsatta Rabia'mızı haykırmaya devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Kardeşlerim, yeni bir yolun başlangıcında bir kez daha diyoruz ki, mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız var. Yapılacak yeni yollarımız, açılacak yeni hastanelerimiz, kurulacak yeni fabrikalarımız, daha güçlü hale getirilecek eğitim, öğretim kurumlarımız var. Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var. Tarlasında hasadını kaldırıp bereketini görmek için gün sayan çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza hayatın her alanında verecek yeni desteklerimiz var. Maşallah. Evet Allah. Biz sözlerimizin, vaadimizin hep arkasında durduk. Bundan sonra da duracağız. Eşit bireyler olarak toplumdaki yerlerini alan engellilerimize sağlayacak yeni imkanlarımız var. Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayicimize, girişimcimize, iş dünyamıza, ihracatçımıza verecek daha çok katkılarımız var. Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp alın teriyle rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak daha çok adımlarımız var. Geleceğe umutla bakan gençlerimizle büyük Türkiye'yi birlikte inşa etmek için yapacak daha çok işimiz var. Herkesle birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. İşte bu geleceğimizi inşa edeceğimiz, ihya edeceğimiz özellikle okul öncesi eğitim öğretimden başlayıp üniversite dahil devam eden bu süreci hiçbir dönemde olmadığı kadar çok daha başarılı bir şekilde evet hem inşa hem ihya edeceğiz. Onun için bu dönemin sorumluluğu bu noktada çok çok önemli. Sahip olduğumuz hazinenin anlamını en güzel merhum Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, yüreğiyle yazdığı İstiklal Marşımız anlatıyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak.
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma, sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Evet. İşte benim milletim 15 Temmuz gecesi bunu yapmadı mı? Gövdesini siper etmedi mi? Yurdumuza o alçakları uğratmamak için kendilerini tankların altına atmadı mı? F-16'lar üzerinden geçerken onlar şehadete yürüdüler. Helikopterler bomba yağdırırken onlar şehadete yürüdüler. Çünkü onlar bir şeye inanmışlardı. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, canı cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda demişler, böyle yürümüşlerdi. On beş Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra hep birlikte elimizi açıp, tıpkı Akif gibi Rabbimizden bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını hatırlayın dilemiştik. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız. İnşallah bundan sonra geleceğimize hep güvenle, umutla, sevgiyle bakacağız. Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı kabinemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle eski deniyor ama eskimez meclis binasında düzenlediğimiz törenin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz milletimize ve burada bulunan sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.